başında ama hani sevmediğim bir insanın düğünü varmış. Erkek arkadaşımın arkadaşı aslında ama sevmiyorum. Çünkü kız, arkadaşı kız. Ben de kıskanç bir insan olduğumu göstermemek için genelde şey hani kıskanç olduğumu belli etmemek için yanında doğal olarak gidiyorum. Ama gözleri gelinde olmasın diye ben de bir de erkek arkadaşım da Meryem Onur'u çok seviyor. Ben de gözleri her şekilde bende olsun diye böyle bir kombin yaptım. İyi yaptın. Gel bakalım. Yorumlar alalım. Kimse konuşmuyordu. Sana yorumumu şu açıklayayım. Mesela benim bir tane oyuncak bebeğim var. Ben ona kızım diyorum ve en iyi arkadaşım odamda duruyor. Onun böyle giysileri var. O böyle giyiniyor. Yani yaşayan biri böyle giyinebilir mi diye düşünüyorum. Ben bile bu kadar bebeksi giyinmiyorum. Meryem oraya değil böyle oyuncak bebeğe benziyorsun. Ama oyuncak bebekler kadar güzel görünmüyorsun. Kötü görünüyorsun. Ben gayet yarımım güzel bitti. Olduğumu düşünüyorum. O senin sadece fikrin. Evet, öyle düşündüğün için zaten ağlamıştın. Ağlamamın sebebi o değildi. O anki hani üstüme gelinen hani ne desem sana böyle bir stres mi desem, kötü mü hissetmek desem ondan ağladım. Her insan ağlayabilir. Ağlamak kötü anladım, bir şey değil. Duygularımı belli ettim. Evet, sözümü kesme daha. Şu an empati yapmaya yardımcı oldun. Hayır, bir de şey yapıyor ya o hani şu bakışın falan. Ne anlıyorsun? Şey hani... Hani yorumum bitti diyor. Ben de hani bir şey diyemedim şu an daha fazla. Demek istemiyorum. Demek, o yüzden, ne demek isterdin? Yani hani... Üç kelimeyle. Öyle yapma. İki kelimeyle. Öyle yapma. Hani karşılıklı düzgünce konuşabiliriz. Şu hareketi kelime. Yapmana gerek yok. Sayamadım. Evet, kesinlikle iki kelimeden daha fazla sürdü. Bak sen ve ben eşitiz, tamam mı? Yani ben seni şu anda kendimle eşit buluyorum. Ve eğer bana böyle giyinseydim neler yorum yapacaklarsa ve böyle taşısaydım eğer sana da öyle yapmalarını istiyorum, anladın mı? Bu kişisel değil. Bu evrensel bir bakış. Şöyle, bugün bir de bunu neden giymek istediğimi söylemek istiyorum. Diğer olduğum yarışmada. Bu elbise bana uğur getirmişti. Artık tarz almak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden de nedense cuma... Yani abiye olarak ben bunu bu arada bir abiyeciden aldım. Abiye kesinlikle abiye diye düşünüyorum. Abiyeciden aldığım için herhalde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eğer uğur getirmesini herhalde istiyorsan uğur böceği falan al kendine. Ama şöyle bir şey var. Öyle inançlarım yok. Çünkü yani burada elbiseler uğur getirmiyor. Yani elbisen güzelse... Ben böyle istedim nedense. Böyle oldu. Emine. Kötü görünüyorsun. Damlacığım, orada bir ikonu canlandırdım. Bir kapak fotoğrafı olarak. O zaman... İkonun kıyafetiyle baştan aşağı geldiğinde evet konseptine uygun olduğu için tam puan aldın. Ama bir cuma şıklığı için bence de ayakkabıların hani günlük bir ayakkabı. Onun altına mesela keşke Öykü Hanım'ın ayakkabıları arkadaş, gibi taşlı bir ayakkabı vallahi olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Çantanın o siyah üzerindeki şeylere battı biraz gözüme. Elbisen biraz daha... Farklı olabilirdi ama abiye bir elbise mi? Tabii ki abiye bir elbise. Yakışmış mı? Bence yakışmış. Sadece göğüs kupunda biraz potluk var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Makyajını biraz daha soft isterdim. Kırmızı duruş çok sert geldi bana ve kaşlarını da hani bir tık daha açman senin için daha yüz ifaden beyaz olduğu için, hani ten rengin beyaz olduğu için daha iyi olur bence. Bu kadar benim yorumum. Bol şans. Teşekkür ederim. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk Kemal Bey. Soğuk su içeyim. İçim yandı. Anladım. Marilyn Monroe musun? Değilim bugün. Bugün niye sadece bu elbiseyi giydin? Şey, şöyle erkek arkadaşım da çok beğeniyor. Ben de ona düğünde bir çağrışma yapmak istedim. Hem beyaz giydim, hani gelin hani havası. Beyaz giyince erkeklerin hoşuna gittiğini düşünüyorum. Nedense bilmiyorum. Bir de böyle hani Meryem Monroe'yu da sevdiği için belki daha çok hani gelin yerine bana evlenme teklif eder falan. Böyle düşünceler vardı kafamda. Planlar içindesin yani. Aynen öyle. O yüzden umarım, çok romantik bir şey saçımda yapmaya çalıştım ama oldu mu bilmiyorum. Umarım o istediğin planlara, o amaçlara ulaşırsın. İnşallah. Ama çok yanlış... Yaptın bu elbiseyi giyerek. Gerçekten mi? Gerçekten. Daha önce giydiğin bir elbise bu değil mi? Evet. Niye tekrar burada giydin?
Ya çünkü ben bu elbiseyi çok seviyorum ve bana gerçekten uğur getirmesini istedim. Nasıl bir uğur getirmişti? Hani kazanmıştım. Yani o hafta mı kazanmıştın? O hafta beni elemeye atmaya çalışmışlardı. Sonra işte berabere olmamı istediler. Berabere bıraktılar. Jüri karar versin dediler. Jürimiz de hemen dedik yani gayet beni beğendiğini falan söylemişti. Gayet uygunsun demişti diğer hani yarışmacı adayına göre. Kazanmıştım. Öyle bir anımdı bu i̇şte da. İşte öyle, bu da öyle bir anımdı. Aynı şekilde ilerlemiyor olaylar yalnız. Burada bence tam tersi yönde ilerleyecek. Bu elbiseyle buraya gelmemeliydin. Saçın, makyajın, senin makyajın bir 18 yaşındaki kızın yapacağı bir makyaj değil. Bunda bir anlaşalım. Kurtarmıyor yani. Ne yapacağız biz seninle? Hiç tarzın yok. Bilmiyorum. Belki... Yani gala bölümünde yardırman lazım. Evet, düşünüyorum. Çok ben böyle de uçman lazım. Ona göre düşün. Ben de uçmayı düşünüyorum. Ne inşallah canlandıracaksan ona göre karar ver. Ve öyle bir şov yaparsın ki hepimizden 10 puan alır. Kurtarırsın belki. Ama diğer türlü pek parlak gözükmüyor Damla. Beğenmedim. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Bir yap bakayım var mı oraya gibi hareketler. Nasıl oluyor? Ay. Ama tabii şey hani daha şey. Evet, evet, evet. Daha hani böyle güzel ve şey oluyor vallahi da şu an bilmiyorum saçları falan olmadığı için herhalde o da giremedim. Keşke dalgalı saç yaptırsaydın olurdun. Keşke. Veya bir peruk taksaydın. Yasak değil değil mi peruk? Yok, yok, yasak değil. Bir peruk taksaydın. Ben mesela Los Angeles'a gittim Amerika'ya konser vermeye. Orada sokaklarda Hollywood'da şey yapıyorlar, peruk takıyorlar. İşte Marilyn Monroe oluyorlar. Birebir oluyorlar hem de. Tabii birebir. Evet. Bende var resimler evet, zaten Instagram'da atmıştım. Başka, Walk of Fame. Evet, Walk evet of Fame'de. Yıldız. Bütün sanatçıların, şarkıcıların taklitleri falan var orada ama birebir gibi. Elvis Presley. Tabii tabii tabii. Yerlerde bu yıldızlarda falan kendileri de dolaşıyorlar, giymişler. Beyaz kürk giymişler. Takma bir tane Marilyn Monroe peruğu taksaydın. Onlar da öyle yapmışlar. Kırmızı bir ruj. Baksaydın birebir onun resmi internetten her neyse kaşını gözünü ona göre boyasaydın. Ayakkabıların hiç olmamış. Hayatım. Ya biraz özenin çocuklar ya. Ne kadar doğru hakikaten söylüyor. Hakikaten özenin ya. Çünkü herkes sizi çok izliyor. Ya çok güzelsiniz. Hepiniz ayrı ayrı güzelsiniz. Ayrı ayrı meyve gibisiniz. Ayrı ayrı çiçekler gibisiniz. Yani onun için gençliğiniz var, güzelliğiniz. Biraz ekran önüne çıkıyorsunuz. Lütfen. Ben beğenmedim. Kızar mısın bana? Size kızmak mümkün mü? Ay vallahi ne yapayım ya, size de kıyamıyorum. Kıyamıyorum. Ne yapayım? Ya siz isterseniz tarz deyin, kırmak istemiyorsanız. Ben sizi ben kimseyi üzmek istemiyorum. Ama ben söyleyeceğimi söyledim. Aynen. Daha ne olsun? Tabii tarz diyeyim artık. Üzülmeyin. Üzülmeyin ne olur. Damla hoş geldin. Hoş buldum. O gardırop gelmedi mi daha? Ya şöyle hani günlük olarak bir şey değil. Abiye olarak hani ben bunu giydim. Hayır senin gardırop olayı vardı geldi ya. Geldi. Geldi. Evet. Ya inşallah geç gelmedi. Geldi. Çünkü hakikaten bu hafta ya çok... inşallah. Yani zor geçti senin için. Evet. Anlıyorum tabii ki, hepimiz anlıyoruz. Ama yani daha özel giyebiye giyseydin keşke, daha böyle abiye olsaydı daha iyi olurdu. Ben de üzerindeki şeyini de beğenmedim maalesef. Çanta da olmadı düşünüyorum. Kırmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok yarışmada. Yarışma içindesin, sonunda geliyoruz yavaş yavaş. Teşekkür ederim. Hoş geldin Damla. Hoş buldum Kerimcan Bey. Yani şimdi Marilyn Monroe'yu taklit etmediğini söylüyorsun ama bu üzerindeki elbise, saçların, dudağın direkt o olduğu için onun yanından daha iyi geçemiyorsun şu anda. Yani şifon okey abiye statüsüne giriyor ama bu sende çok fazla abiye olarak duran bir elbise değil. Yani ben seni çok özensiz, sıradan buldum. Keşke daha birazcık özenseydin, daha farklı bir şey giyseydin. Yani bunun oluru yok. Yakışmadı sana bu. O yüzden ben de tarz değilsin diyorum. Teşekkür ederim.